Kayseri halkı sizce sosyal mesafeye uyuyor mu? Kayseri halkı sosyal mesafeye uyuyor mu? Ben dün itibariyle çıktım. Çok uyduğunu söyleyemem. Özellikle toplu taşıma noktasında falan sıkıntılar var. Ya seferleri artırılmalı bence. Çünkü hani otobüslere falan bindiği zaman tamam koltuklar falan belki bir kişi oturuyor, boş kalıp falan kalabiliyor ama sonrasında hani ayaktaki insanlara baktığınız zaman hepsi birbirine girmiş vaziyette neredeyse. Vallahi gördüğüm kadarıyla pek uyduklarını sanmıyorum. Özellikle marketlerde falan hiç umursamıyorlar. Ne maskeye ne de sosyal mesafeye, hatta o marketlerin kapılarında olan dezenfektan ürünlerine falan hiç yani kullanmayı bilmiyorlar, uymuyorlar. Çok yanlış bir şey bence. Ya eğer her şeyden önce kendinden önce evdeki çoluğunu, çocuğunu, eşini, onları düşünerek, bunları göz önünde bulundurarak uymaları gerektiğini düşünüyorum. Bizim sokaklar görsen abi, yasağı falan da uymuyorlar. Mesela şey Eskişehir bağları falan uymuyorlar abi ya. Kayseri halkı bence uyması gerekiyor aslında da, uymayanlar da çok fazla. Yani uymalarını tasfiye ederim yani. Yeri geldiği zaman uyuyor, yeri geldiği zaman da uymuyor yani. Ya şu kalabalığa baksana, kaç uyuyan var mı şuna bak. Hayır, uymuyor. Uymuyor. Gezdiğim kadarıyla uymuyor yani. Gördüm şöyle insanları, hep 60 yaş ve üzeri maske kullanıyor. Diğerleri hiç önemsemiyor. Yani içeri de girdim, her tarafı dolaştım. Kesinlikle uymuyor ya. %70 uyuyor, %30 uymuyor. Yani genele uyuyor, evet. Uyuyor. Bence uyumuyor. Genele uyuyor. Bence hayır ya, sigara içenler falan, bir de çok sık yürülüyor falan. Bence etmiyorlar. Tam uymuyor. Bugün geldim ve yeni gördüğüm izlenimlerine göre pek uymuyorlar. Genelde toplu taşıma mesafesinde kurallara uyulmadığı gözüküyor yani. Normalleşme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Normalleşme adı üstünde seyrine normal devam ediyor. Ama dünya ölçeğine baktığımız zaman ülkemizde daha hızlı bir şekilde normalleşme sürecine girdik. Sağ olsun devletimiz, hükümetimiz bu konuda gayet iyi yönetiyor. Normalleşme sürecinde mesela sosyal mesafeye, mesela yakınlaşmaya dikkat ederlerse bazı şeylere, yani düzeleceğini biliyorum yani, sanıyorum yani. Normalleşme süreci normal, iyi yani. Şey, iş yerlerinde, servislerde iki koltuğa bir kişi oturtuyorlar. O güzel. Yemekhaneler olsun, mesela bu şeylerde, lokantalarda olsun, tek kişi oturtuyorlar, tek masaya. Normal yani, birdenbire açtılar her tarafları. Önce yani yavaş yavaş açsalar daha iyi olurdu. Çünkü bu yükü yarın bir gün yaşlılar çekecek. Anladın mı? Yaşlılara diyecek ki hayır, bir ay daha bekleyin diyecekler. Veya iki ay diyecekler. Yani bu yönde yaşlılar niye sıkıntı çeksin yani? Görüyorum 50 ile 60 arası olan insanlarda hiç maske yok. Anlıyor musun? 40 yaşında olanlarda da maske yok. Hani maskesi sokağa çıkma yoktu. Ama Kayseri hiç uymuyor. Benim görüşümde yani. Geziyorum, bakıyorum şöyle. Hatta bugün 3 ay sonra geldim. Bak, ayakkabı boyatmaya geldim buraya. Arabayı da buraya çektim. Şu arkadaşları bekliyorum. Arabanın fişi yazılıyor ya. Kesinlikle Kayseri'de uyum yok yani. Görüyorum. İnsanlar alışveriş yapıyor. Satış memuru dahi orada, iş yeri sahibi bile maske kullanmıyor. Normalleşme süreci şu anda uygun görmüyorum ben. Sebebi daha virüs bitmiş değil. Yani biraz daha uzatılması lazımdı bu sürecin. Gayet iyi. Türkiye çok başarılı bir süreç sürdürüyor. Yani virüs tam bitmeden aslında eski halimize dönmeseydik daha iyi olurdu da. Yani bu durum biraz kötü. Yani tam bitecekken geri çoğalacak şimdi. Geri evde hapis olacağız. O yüzden biraz sakıncalı. Vallahi bir yerden de başlamak gerekiyor tabii ki. İnsan hayatını devam ettirmek gerekiyor. İşte bu normalleşme süreci bence olması gereken bir şey. Bütün dünya gibi bizim de buna bir şekilde ayak uydurmamız gerekiyor. Bilmiyorum, bence doğru bir şey. Önemli olan insanların bireysel hareketlerine, işte sosyal mesafeymiş, el dezenfektanıymış, onlara bireysel olarak uyum sağlamak.
En önemlisi bu bence. Herkes kendisine dikkat ederse zaten toplumsal şey de düzene gider girer yani. Normalleşme süresi birazcık erken oldu hani. Yani çok erken oldu bayağı. Güzel. İlerleme var. Biraz erken oldu gibi bence. Daha fazla kalabilirdi. Şu an normalleşme süreci, şu an bir tedavi yokken bence erken başlandı. Biraz daha tedavisine yönelik bir gelişme olsaydı keşke daha iyi olurdu. O açıdan ben yanlış buluyorum biraz. Virüs gereklediğinden fazla büyütüldü şeklinde bakıyorum olaylara. Normalleşme süreci hani diğer dünya ülkelerle kıyasladığımız zaman başarılı şekilde yönettik zaten bu süreci. Onun haricinde normalleşme süreciyle beraber hani şu an biliyorsunuz kafeler, diğer alanlar falan yavaş yavaş açılmaya başlandı. Bu hani halka olumlu şekilde yansımış diye düşünüyorum. Yani hani biraz halk sonuç itibariyle evde kalmaktan falan sıkıldı. Hani dışarıya falan çıkınca biraz daha hani sosyalleşme insanlara iyi geldi diye düşünüyorum. Yani hani psikolojik açıdan falan. Çünkü evde hani yaklaşık olarak 3 aylık bir süreç içerisinde hani insanlar bayağı bir evde kalmanın verdiği depresif ruh haliyle beraber artık aile içi şeyler falan, sorunlar falan artmaya başladı. Dışarıya falan çıktığında bu durum çok daha iyi oldu diye düşünüyorum insanlar. Pandemi sürecini evde nasıl geçirdiniz? Ben pandemi sürecini işim oldukça çıktım. Evde demeyeceğim çünkü biz çalışan insanlarız. Serbest meslek mensubuyuz. O nedenle de çalışmak zorundayız. Ama tabii ki mesafeleri koruyarak iş hayatımıza devam ettik. Yani iyi geçti bence. Mesela yani sağlık bakanlığımız olsun mesela dediklerini yani uyarsak her zaman için bizim için de bu virüs her zaman için geçer yani. Önemli olan sadece ne olursa olsun dikkat etmemiz gerekiyor yani bu süreçle ilgili. Vallahi biraz sıkıntılı geçirdik ama olacak yani, dünyada bir tek Türkiye'de değil bu. Dünyada olduğu için normal yani. Hep 3 ay evde. Sadece haftada bir defa 65 yaş üzeri, ben 74 yaşındayım. Tamam mı? Anladın mı? Şu anda 74 yaşında, 8 Mart'tan beri içerideydim. Her hafta veriyor da o verme önemi değil. Yani sıkıntıyı biz çekmeyelim. Anladın mı? Onlara da uygulansın ki, maske takmayanlara da, böylece çabukça atlatalım ve bizim şehirler arası seyahat kısıtlamamız da kalksın bir an önce. Mesela örneği kardeşim ifade etti. Bir mezarına gittim, gömdüm. Bir ay geçti, 45 gün geçti. Halen gidemedim mezarına. Yoklamaya. Niye? Yani illa virüsü biz mi kaptırıyoruz? Hayır. Biz önlüyoruz. Onlardan geçiyor. 65 yaş üzerinden geçmiyor. Onlar sıkı sıkıya kurallara uyuyor yani. Tamam mı? Kurallara uyuyor onlar. Benim gördüğüm kadarıyla hep 65 yaş üzeri. Yani 40 yaşında, 50 yaşında, 55 yaşında onlar maske falan kullanmıyor hiç. Kesinlikle. Pandemi sürecini evde, çoğu zaman evdeydim ben. Ben özel halk otobüsü kullanıcısıyım ayrıyeten. Yani doğru düzgün bir işimiz olmadı. Kendimi geliştirerek, kitap okuyarak, müzik dinleyerek, karnevçe yaparak, böyle. Valla evde geçirdik işte, idaretin. Valla çocuklarımla, eşimle ekmeğimizi yaptık. Efendim, ev hanımları özellikle hem fırıncı oldu. Zaten ahçılık vardı, temizlikçi vardı işte. Kariyerimiz yerine bir de fırıncıymış, bilmem neymiş. O tür yeni meslekler edindik yani. Gayet güzel geçti. Çocuklarımızla, ailemizle daha çok iletişim kurma imkanı bulabildik. Bence güzel geçti yani. Şikayetçi değilim ben şahsen kendi adıma. Yattım sürekli yani. Nasıl geçirdim? Kitap okuyarak geçirdim. Bağımıza gittik. Oradaydım. Öyle. Evde. Ders çalışarak. Yani böyle geçti. Çünkü üniversiteye hazırlanıyorum ben. Öyle geçti. Evdeydim sürekli. Pandemi sürecinde biz güvenliydik. Açıkça söyleyeyim, ben kırsalda lojmanda öğretmenlik yapıyorum. O yüzden sorunsuzdu. İşte bu 1 Haziran'dan sonra memlekete çıkma izni olunca en azından bir aileyi görelim dedim. O yüzden. Genel itibariyle evdeydim. Yani hani zaten dışarıya çok
yasaklar itibariyle çok fazla çıkma fırsatımız falan olmadı. Dışarıya da çıkamadığımız için zaten mecburen evde kaldık. Yani genel itibariyle evdeydim diyebilirim yani.